Herkese selamlar. 5. ayın 11'inden cumartesi günü. Arkadaşlar şimdi e, arkasında hiçbir devlet, hiçbir kurum olmayan kripto paraları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bitcoin ile başlayacağız. Ethereum vesaire bunlarla devam edeceğiz. Şimdi e, Bitcoin'de bildiğiniz üzere 7000 dolarlara yaklaştı. 6800 dolarları da açtı. Ethereum gene aynı şekilde 185 dolar civarlarında geziniyor. E, öngörülerimiz tek tek gerçekleşmeye devam ediyor. Verdiğimiz destek hatları test edildi ve dirençlere doğru hareket devam ediyor. Şimdi e, haberlere baktığımızda boğaların koşuya geçti. Bitcoin'de işte bir analisten 10 bin dolar öngörüsü demiş. Şimdi ben bu 10 bin dolar öngörüsünü 3.000 bin dolarlardayken yapmıştım hatırlarsanız. Tabi yukarıda dirençlerin olduğunu e, ara ara düzeltme yaparak vesaire devam edeceğini yola ve eninde sonunda 10 bin dolarların geleceğini düşünüyorum demiştim şimdi de işte bu ünlü analistlerden 10.000 dolar öngörüsü gelmiş. 7.000 dolardaki bitcoin'e. E. Ee, Tabi rüzgarın yönüne doğru insanlar genelde hareket ediyor. Şimdi takip ettiğiniz analistlere vesaire bakın arkadaşlar. Yani o kadar çok düşüşe odaklanmışlar ki yani gol yediler çünkü bitcoin'den. Ee, özellikle çok fazla analiz yapan insanlar şu civarlardayken arkadaşlar yani 5.900-6.000 civarlarındayken buradan Bitcoin'in döneceğini düşünüyorlardı. Bitcoin'in döneceğini düşünüyorlardı. Halbuki biz e, Bitcoin'de bunun bir aldatmacı olduğunu hatta daha derine dalmak için e, insanları burada maliyetlendirdiğine dikkat çekmiştik ve nitekim öyle de oldu. Çünkü bu tarz enstrümanlara arkadaşlar herkes bir yöne doğru odaklanıyorsa orada kesinlikle bir şey vardır. Yani tabii ki de buradan da dönebilirdi ama şu tren çizgisi geçilmediği için veya da e, hareketli ortalamalarda, indikatörlerde herhangi bir şekilde alt sinyali yakmadığı için temkinli olmakta fayda vardır diyorduk. Tabii o zamanlar biz çok fazla bitcoin analizi yapmıyorduk. Ve insanlar buralardan gol yediği için özellikle 5000-6000 dolarlarında kırılması, hızlıca böyle 3000 dolarlar indi ya, orada büyük bir gol yediler. Hatta bitcoin'de artık 1000 dolarlar, 500 dolarlar ee, söylenmeye başladı. Bitcoin artık hiçbir zaman çıkmayacak gibisinden. Bu yorumların yapıldığı zamanlarda insanlar buralarda ara ara gelen tepkilere artık çok fazla aldırış etmemeye başladılar. Yani yukarılarda şu civarlarda maliyetlenenler buralarda zararına satış yaptılar. Buralarda sattılar, buralarda sattılar. Ee, artık hani o büyük üstad dediğimiz insanlar bile artık Bitcoin'de ee, yıllar yılı yatay band seyredici hatta daha da düşüş olacağı gibi öngörülerde bul bulunmaya başladılar. Tabi biz de Mart ayında aldığımız sinyaller, verdiğimiz, e, yaptığımız analizler vesaire e, tüm bunlara bakarak ne dedik? Bakın şu videoları tekrar tekrar gösteriyorum. E, siz de bunları gösterin arkadaşlar. Yani analiz nasıl yapılmış gösterin. Ne dedik? 15 Mart 2019 Bitcoin bir gece ansın patlayabilir. Nisan'dan sonra bu kadar ucuz olmayabilir dedik. Analizleri yaparken Bitcoin'in fiyatı 3.900-4.000 dolar civarlarında imiş. E, altındaki yorumlara baktığımızda e, beni takip edenler genelde zaten çok güveniyorlar. Bu e, işte kırarsa mesaj atarsınız vesaire gibi mesajlar gelmiş. Ee, ve bakın analiz yaptığımızda 3900-4000 dolar civarlarındaydı arkadaşlar. Daha sonra işte e, 20 Mart'ta tekrar bir analiz yapmışım. Orada da dedik ki artık hareket çok sıkıştı. Her an hareket gelebilir. Nisan'dan sonra dikkat edin dedik. Ve bakın o zamanlar neler demişiz. İsterseniz onu bir dinleyelim. 4200'ler. Yani 4200'lerin kırılımından sonra arkadaşlar zamanla yani Nisan gibi en Nisan'ın sonu gibi önce 5000 5000 dolarlara doğru bir hareket daha sonra da 6000 6200 dolarlara doğru bir hareketin geleceğini düşünüyorum ee, dediğim gibi hareket alanı iyice daraldı ve bu harekette arkadaşlar yani Fazla bir hareket alanı yok. Haftalık grafik ee, kırılımından sonra 4200 dolarların kırılımından sonra belli bir süre buralarda tekrar bir belli formasyonları oluşturabilir. Veya da direkt 5000'lerde kırıp 6000'lere doğru 6000 dolarlara doğru bir hareket görmeniz muhtemel. Görüldüğü üzere arkadaşlar henüz bitcoin 3500 dolarlardayken bu şekilde uyarılar yaptık. Tabi biz dinleyenler... Ee bazıları alım yaptı, bazıları ya yükselmez vesaire gibi dedi. Ama halihazırda dinleyen kazandı arkadaşlar. Ee, şimdi peki bundan sonra Bitcoin'de neler olacak? Yani bu kadar e, devam ediyor yükseliş, öngördüğümüz şekilde. Peki bundan sonra Bitcoin'de neler olacak? Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de bir kere e, bulunduğumuz kanalı ben size size çizeceğim 6.200 ile Kabaca 6.000 diyebilirsin ama ben 6.200'den alacağım. 6.800 ara direnci. Kabaca 7.100 diyebiliriz. 7.100 arası arasındayız şu anlık. Ara direnç şöyle 6.800'lerde ara direnç. Onu da belirteyim. Ee, 6.800 civarları. Çünkü geçmişte bakın buralar direnç olarak, destek olarak çalışmış arkadaşlar. Yani kabaca 6.200-7.100 dolar arasındayız. Şimdi bu hareket iyice sertleşti. Şöyle baktığımızda aşağıdan gelen tren çizgisi, e, tren çizgisi bayağı bir aşağıda kaldı. Daha dik bir tren çizgisi üzerinde hareket ediyoruz. Muhtemelen 7.100 dolarlara kadar hareket görebiliriz. Bundan sonra hareket birazcık da 6.200 ile 7.100 arasında dalgalanabilir. E, Düzeltmeyi girmeden dalgalanabilir arkadaşlar. Yani 6.200-7.100 arası. 7100'lere yaklaştı parçalı satış. 6200'lere yaklaştı parçalı alım girilebilir. Ha, hareket birazcık daha sertleşir. 7100 dolarlarda da aşarsa o zaman arkadaşlar bir üst kanalı geçeceğiz. Büyük üst kanal. Ee, bu kanal nedir derseniz 9600 ile 7100 arasında kanala. Tabii ki de aralar dirençler vesaire var. Ama büyük kanal burası arkadaşlar. 9600 ile 7100 arasında kanal arkadaşlar. Yani bundan sonra takip edeceğimiz süreç 7100 dolarlara yaklaştıkça ufaktan satış girilebilir. Eee 6200'lere bir düzeltme gelirse tekrar alım. Bu aralarda belli bir süre al sat yaptırabilir. Veya da hareket daha da sertleşirse yani bir baktınız 7100 dolarlar kırıldı. O zaman e, 7100 9700 kanalı arasına gireriz. Yani şu şekilde bir fibo düzeltme seviyesi aldığımızda yaklaşık 3200 ile 19800 dolar arasında şöyle tekrardan koyalım. Görüldüğü üzere 9600'ler 0. 38 fibo direncinden geçiyor. 0.23'te 7100'lerden geçiyor arkadaşlar. Yani 7100'ler direkt görülmeyebilir. 6900, 7000 bu civarlardan da tekrar bir satış yeme ihtimali var. Yani şu anlık 6200 ile 7100 arasındayız. 7100'lere yaklaştıkça satış. 6200'lere yaklaştıkça parçalı alım denenebilir arkadaşlar. Eğer ki 7100'lere yaklaştıkça fazla full satmayın. Çünkü 7100'ler bir anlaşılırsa o zaman bir üst kanala geçeceğiz. Tabii ki de ara dirençlerimiz var. İşte 7500 ara direnç var. Daha sonra 8000'lerde var. 7900'lerde bir ara direnç var. Daha sonra 8500'lerde ara direnç var. Ama genel olarak büyük kanal 7.100 ve 9.600 kanalı. Benim 10.000 dolar hedefim var. Zaten bunu biliyorsunuz. Ee, şu anlık bu şekilde al-satlar gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, hemen buradan Ethereum'a bakalım. Bu arada bunlar stratejidir arkadaşlar. Yani birer yatırım tavsiyesi olmayıp e, kendinize göre stratejiler belirleyebilirsiniz bu şekilde. Bunlar da birer strateji. Şimdi Ethereum'da e, bakın dedik ki. 150 165 dolar arası alım fırsatı. 185 dolarları çıktıkça da satış fırsatı. Birçok kez al ve sat fırsatı verdi arkadaşlar. Birçok kez verdi. ama hareket hareket bakın iyi deniye yukarı yönlü sıkışmaya başladı arkadaşlar. Yukarı yönlü sıkışmaya başladı. Hatta şunu ben 185 değil 186'ya çekeceğim iyi deneyi yukarıya sıkışmaya başladı. Tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi e, Ethereum birazcık daha geriden geliyor. Bu hareket e, bu şekilde sıkışmaya başladı. Yani bir tık daha geri yapma ihtimali var. Siz bu bir tık daha geri yapma ihtimaline karşı 187 buralardan ufak satışlar ama full çıkmayın diyorum bakın. Çünkü 185, 186 üzerinde kapanışlar yaparsa diğer hedefi de arkadaşlar benim beklediğim 200-210 dolar hedefim var. Ethereum'da. 200-210 dolar hedefim var. Bunun için artık çok fazla zaman kalmadı 210 dolarlar içinde. Dediğim gibi bir tık daha dönebilir aşağı yönlü. Siz 185 dolarlar civarına yaklaştıkça parçalı satış full satmayın. Aşağı indikçe de buralardan tekrar alım denenebilir. Hedefi arkadaşlar benim hedefim 210 dolar hedefim var zaten biliyorsunuz. Burayı da hedef olarak koyalım yeterliyle. Bunlar birer yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sadece destek ve direnç çalışması. Alınabilecek destekler, satılabilecek dirençler. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Eğer ki videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir şey olursa tekrar video vesaire çekeriz. Sizde istekleriniz vesaire varsa yorumlar kısmına yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.